Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Atom'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda uygun fiyat 2 artı 1 hoparlör arayan arkadaşlarımızın tercih edebileceği Logitech'in 2015 yılında piyasaya sürmüş olduğu multimedya hoparlörü Z533'ü inceleyeceğiz. .1 kanal yapıya sahip hoparlörümüz 60 Watt RMS gücüne sahip. Maksimum çıkış gücü ise anlık 120 Watt değerlerini bulmakta. 2 adet 66 mm'lik 15 Watt uydu hoparlörüne ve 1 adet 133 mm'lik 30 Watt'lık subwoofer'a sahip olan ürün full range sürücü yapısıyla gelmekte. 55 Hz 20 kHz frekans tepkisine sahip hoparlörümüzün 8 kilo ohmluk giriş empedans değeri bulunuyor. Maksimum ses basınç seviyesi ise 97 dB olarak belirlenmiş. Uydu hoparlörümüzün yüksekliği 170 mm ve subwooferın ise 265 mm olarak belirlenmiş. Ürünün paket içeriği ise 3,5 mm'lik kabloya ve kullanıcı belgelerine sahip ne yazık ki ek RCA kablosu çıkmıyor. Logitech Z533 multimedya hoparlörü 02-2016 tarihi itibariyle ortalama olarak 300 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz. Az çok hepimizin tanımış olduğu Logitech 30 yıldır uzun bir süredir birçok kullanıcıya oldukça kaliteli ürünler sunabiliyor. Özellikle ses konusunda da Z5500 gibi efsanelere de imza atmış. Şimdi karşımızda günümüz estetik anlayışına hitap edebilecek Z533 de çıktı. Acaba Z533 multimedya bir hoparlör olarak tasarım açısından bizlere neler sunabilmiş izliyoruz. İlk bakışta siyahın ağırlığı ile bizlere gülümseyen ürün uyduların çekici bronz rengi ile içimizi ısıtabiliyor. Renk dağılımı gerçekten hoş. Uydular ve subwoofer olabilecek en estetik ebatta tutulmuş. Çok fazla göze batan bir hacme sahip değil. Ürünün en büyük avantajı kolay kurulum imkanlarını barındırması. Uydularımıza yakından baktığımızda oldukça kaliteli bir diyaframa sahip olduklarını görebiliyoruz. Olası parmak ya da çocuk darbelerine karşı dayanıklı. Görsel anlamda da oldukça şıklar. Uydularımızın alt kısmı kaymaz kauçuk ayaklara sahip. Gerçekten sağlam bir şekilde tutunabiliyorlar. Sizlerin de görebileceği üzere subwoofer oldukça geniş bir porta sahip ve ses darboğazı gibi sorunlar barındırmıyor. Bu açıdan iyi düşünülmüş. Ürün genel olarak plastik ve dayanıklı bir malzemeyle kaplı. Subwooferumuzun ön yüzü kalın ve dayanıklı bir perdeyle kaplanmış. Arka kısma geçtiğimizde ise karşımıza RCA girişleri çıkmakta. Ne yazık ki optik girişimiz bulunmuyor. Ürünün beraberinde istediğimiz yere konumlandırabileceğimiz bir de kontrol ünitesi gelmekte. Hem estetik hem de akıcı bir şekilde ses kontrol imkanları sunan silindir bir kafaya sahip. Bu kısımda bas kontrolü, aux üzerinden parça oynatım ve kulaklık girişi sayesinde de kişisel kullanım avantajlarına sahip olabiliyoruz. Ek olarak bas ayar kızağı koymayı da ihmal etmemişler. Kablolarımız tümleşik geliyor ve aynı zamanda da oldukça kalın ve kaliteliler. Logitech Z533'ün dizaynı standart düz bir çizgide ilerlemiş. Girintili, çıkıntılı ya da keskin tasarım izlerine rastlamıyoruz. Nasıl, beğendiniz mi kulemi? Hoparlörümüz kule tasarımına sahip değil ama yine de kule çok dikkatimi çekti. Aynı şekilde uydu hoparlörün dikkatimi çektiği gibi. Özellikle bronz rengi güzel bir hava katmış. Ürün genel olarak ağırlığını koruyan bir aksesuar havasında. Onun dışında malzeme kalitesi ise gerçekten başarılı. Şimdi derseniz lafı dolandırmayalım. Hem müzik dinleyelim hem de performansına bakalım. Logitech Z533'ün 3,5 mm'lik jack girişi sayesinde hem akıllı telefonumu hem de tabletimi hem de müzik çalarımı bağlayabiliyorum. Ek olarak masaüstü ya da dizüstü bilgisayarımı bağlama imkanım bulunuyor. En dikkat çekici kısmı ise RCA bağlantılar sayesinde televizyonumu da bağlayabiliyorum. Bu açıdan çok kullanışlı bir ürün diyebiliriz. Multimedya hoparlörümüzü uzun süreli test etme imkanım oldu. Bu bağlamda deneyimlerimi aktarmam gerekirse frekans tepkisi ve sahne geçişleri oldukça tatmin edici. Hoparlörümüzün ses şiddeti ise 30 metrekarelik bir salonu bile rahatlıkla doyurabildi. 97 dB'lık değerden bahsetmek gerekirse gürültü seviyesinin ölçüsü kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC olarak değişmekte. İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığını en iyi ağırlık eğrisi temsil eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir. Yani işin özü kulak sağlığınızı da düşünen ve keyif almanıza da önem veren bir seviyeye sahip olduğunu belirtmeliyim. Ürünün maksimum çıkabileceği güç 120 Watt olsa da ona çok fazla takılmanızı önermem. 60 Watt RMS gücüne sahip olması ve subwoofer'ın kalitesi bizim için çok önemli. Şahsen 5.1 125 Watt RMS çıkış gücüne sahip bir hoparlör kullanıyordum. Yine de beni doyurmaya yetmiyordu.
Giriş seviyesi 5.1 sistemde yakalayamadığım derinliği Logitech Z533 bana rahatlıkla sunabildi. Bas dengesi oldukça iyi, subwoofer'ın performansı çok hoşuma gitti. Performansına göre inebildiği dip frekans değeri oldukça yeterli ve doyurucu. Full range sürücüye yönelmeleri hem fiyat anlamında iyi hem de crossoversız uyumlu ses performansı için ideal. Ünlü Logitech Z600 gibi inanılmaz şahane sahne performansı sergilen 2.0 hoparlörle karşılaştırmam gerekirse ses netliği ve akustik tınlarda birbirlerine yakınlar ama Z533 subwoofer'ın katkılarıyla bas derinliğini ve filmlerdeki performansı bize daha iyi yansıtıyor. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Piyasada bulunan 2+1 ses sistemlerinin birçoğundan daha iyi olduğunu belirtmeliyim. Creative TL ile karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama fikir beyan etmesi adına şunları söyleyebilirim. TL'ye yakın bir gücü olsa da özellik ve ses bakımından gerisinde kalabiliyor. Yalnız Z533 Creative T40'dan kat kat daha iyi. Subwoofer'a söyleyecek pek bir sözüm yok. Uyduların performansına gelecek olursak, midi yani orta seslerde oldukça başarılı. Biraz çıtayı yükseltip high mid ve tiz seslere geçtiğimizde de performanssız zil seslerini ve ince sesleri etkileyici bir şekilde yansıtabiliyor. Lakin high end dediğimiz tepe tiz noktalarında ses netliğe takılabiliyor. Aynı şekilde aşırı basa yüklenip sınırları zorlamakta bazı frekansları boğabiliyor. Her ne kadar bana THD yani distorsiyon oranları yüksek gelse de hem yeteri kadar şiddetli hem de hissedilir derecede temiz bir sese sahip. Güçlü bas sesiyle elektronik, rap ve trip hop vari türlerde de keyif alabiliyoruz. Üründe bas down planda, daha sonra mid, sonra da tiz gelmekte. İsteğimize göre dengeyi bası kısarak yakalayabiliyoruz. Birçok türü rahatlıkla dinleyebileceğiniz bir hoparlör. Equalizer tepkisi ise oldukça tutarlı. Film performansı çok hoşuma gitti. Bir Dolby kalitesinde insanı çevreleyen bir ses sunumu yapısı gereği tabii ki mümkün olmasa da sese kattığı derinlik ve sahne geçişleri insanı filme kitleyebiliyor. Z533'ün oyun performansı da benim için önemliydi. Sahne geçişleri ve ani sesler içimi kıpırdatabildi. Oyunun fonda kalan kısık seslerini bile net bir şekilde alabildiğimi belirtmeliyim. Eğer birçok cihazla kullanabileceğiniz 2+1 ses sistemine aynı zamanda da ses üssü olarak kullanabileceğiniz bir sisteme ihtiyacım var diyorsanız Logitech'in Z533 multimedya hoparlörünü sizlere öneririm. Tercih edebilirsiniz. Hem ses çıkışı bakımından güçlü hem de ses kalitesi insanın içini ısıtabiliyor. Subwoofer'ın başarısı da yadsınamaz. Onun dışında uygun fiyatlı oluşu tamamıyla bir tercih sebebi. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik.
Bir sonraki inceleme videomuzda ya da herhangi bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.